Merhaba arkadaşlar, ben Gül ablanız. Bugün sizlere LOL dünyasının büyük sürprizini göstereceğim. Oh, tabii ki bunlar değil. Wow, ne kadar da kocamanmış. Koca göbekli altın bu dev sürpriz yumurta da değil. Vay canına, yoksa bu mu? Rengi de çok güzelmiş. Evet kocaman ama hayır bu da değil. En minik LOL surprise. Ve karşınızda LOL Surprise Bigger Surprise. 60'tan fazla çok özel sürpriz. Ve Ice Spice serisine ait kocaman dev lensimizde hadi onu inceleyelim. Wow arkadaşlar ne kadar da büyük. Bu dev çantayı görene kadar çanta demek yanlış olur. Bu adeta bir bavul. Geçen yıl tanıştığımız LOL Surprise Big Surprise altın yumurtayı büyük zannederdik. Aslen durum öyle değilmiş arkadaşlar. Bakın karşımızda ne var? Yaşasın sonunda ülkemize gelmiş ve sizler için hemen edindim arkadaşlarım. Birazdan hep birlikte açacağız. Bu dev bavulun arka deseni bana hemen video başı kalbime atmayı hatırlat. Hadi kalbim sizinle kabul edin canlarım. Hop attım gitti. Sizlerden de birer kalp istiyorum. Herkes yorumlarına birer kalple başlasın arkadaşlarım. Canım arkadaşlarım her yeri deviriyorum. Çünkü çok heyecanlıyım. Bu kadar dev. Bakın elim ne kadar küçük kalıyor. Gerçekten kocamanmış. Bu dev çantanın içinden 3 tane çok özel bebek çıkacak. Bir tane LOL Pets çıkacak. Ve daha önce hiçbir yerde rastlamadığımız muhteşem güzel kombinler, aksesuarlar. Üstelik artık LOL üyelerimizin gerçek saçı var. Simli ve kocaman dev bir çantanın içinde 60'tan fazla sürpriz bizi bekliyor. Bu harika çantayla kendimize bir tarz yaratabiliriz. Şöyle kolumuza takıp onu istediğimiz her yere yanımıza götürebiliriz. Açmadan önce kocaman dev lensimle üzerini inceleyeceğim. Bigger Surprise dev çantamız Ice Spice serisine ait. Lensimle gizli mesajları aramaya devam ediyorum. Wow! Bir mesaj buldum. Big hair, don't care. Uzun saçlar umurumda değil mi yoksa büyük saçlar umurumda değil mi? Hadi bunu bana tercüme edin. Gezelim dolaşalım bakalım neler göreceğiz. Bunlar charm fizlerin içinden çıkan aksesuarlara benziyor. Limited edition yani sınırlı sayıda üretilmiş dev sürpriz çanta. Duyanlar duymayanlara haber versin. Herkes ekran başına. Herkes burada mı arkadaşlarım? O zaman bu dev sürpriz çantayı artık açalım. Bilirsiniz şöyle çevirmeden LOL bebek yumurtası açmazdım. Açmadan önce şöyle bir çeviriyorum. Geleneksel olarak LOL Surprise yumurtası açarken yapmış olduğumuz çevirme işlemini de yaptık. Adet yerini buldu ve artık Bigger Surprise dev çantamı açabilirim. Oyuncaklarımı saklama çantası olarak çok işime yarayacak. Kocaman dev bir bavul. Dev çantanın kenarındaki güvenlik iplerini keselim. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Dev çantanın kapağını açıyorum. Ve işte vay canına. Yoğurt kabı gibi doğru. Karşımıza ilk çıkan turkuaz renginde 10 tane kapsül ve 1 tane lens. Lensimi poşetinden hemen çıkartıyorum. Değişik abatta bir lensim daha oldu. Leicester yumurtaların içinden çıkacak olan lensle birlikte farklı boyutlarda bir sürü lensim olacak. Deve cüce oynayacağız. Acaba hepsi hareketli mi diye kontrol ediyorum. Hayır. Tepsi gibi. Evet bir plakanın üzerine dizilmişler. Wow arkadaşlar bu da nedir? Patlat ve içindeki sürprizi bul. Kapsüllerin hemen altında kesik çizgiler var. Kapsülleri patlatıp içinden çıkacak olan sürprizleri görmek için sabırsızlanıyorum. Ama onun öncesinde kutumuzun içinde ne var ne yok hep birlikte görelim. Arkadaşlar bu nedir? 3 farklı renkte minnacık kapsüller. Adeta underwrapslerin minyatürü. Fuşya renginde, turkuaz renkte ve pamuk şekeri gibi pembe renkte 6 tane kapsülümüz var. Burada karşıma bir broşür de çıktı. Kullanıcı broşürümüz anlaşılır bir şekilde resimlendirilmiş. İkinci kat böyleydi. Bakalım üçüncü katta ne var? Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Getting with it diyor arkadaşlarım. Acaba ne demek istiyor? Burada peruktan yani saçlarından bahsettiğini anlıyorum. Wrapslerin içinde acaba saçlar mı var? Arkadaşlarım muhteşem güzel kapsüllerin içinden acaba saçlar mı çıkacak? İlk katmandaki gizli mesajımızı okumayı unuttuk. Siz de okuyabildiniz mi arkadaşlarım? Gizli ipuçlarını arıyoruz. Bunun tercümesini de sizden bekliyorum. Yorumlarda buluşalım. Hadi devam edelim. Üçüncü katmana geçelim. Bakalım üçüncü katmanda. Wow! İşte bu. Arkadaşlarım canım arkadaşlarım. Vay canına. Bebeklerimiz de buradaymış. Hepsini birazdan açacağız. Acaba çarpısımız var mı? Daha önce açtığımız dev elevasi tarzların içinden fiz çıkardı ve kabını ters çevirip patlatırdık. Wow arkadaşlar. Gül ablanız konuşmaya daldı. Peki bunlar da nedir? Bu neden boş bir kap böyle? Kabildot kabı gibi değil mi? Ve bir sürü sürpriz poşet. Kaç taneydi? Elime kaç poşet aldım? Saydınız mı? Acaba karakterlerimiz bunlar mı? Harika görünüyorsunuz bebeklerim. Muflaj desenliymiş ablamızın bir tanesi. Diğeri de glittermış. Hele şu pisiciye bakar mısınız? Ne kadar şirin görünüyor. Kapsüllerimizi açmadan önce lensimizle oynamaya devam edelim. Gizli mesajları bulalım. Unbox me, beni aç. Pick me, beni seç. Bu gizli mesajı görünce Noel Baba aklıma geldi. Yo ho ho diyor arkadaşlar. Let me out of here. Beni çıkar buradan. Ve son gizli mesajımız me first. Önce ben diyor arkadaşlar. Hepsine öncelik verelim. Hepsini bir açalım. Bu köşeden başlamak istiyorum. Wow çok zor açılıyor arkadaşlar. Ve muhteşem güzel çok şık bir çift bale pabucu gibi. Devam edelim çok heyecanlıyım.
Wow. İşte ikisini birden çıkartmak istiyorum. İki farklı bebeğimim. Evet. Birer parça varmış. Bunun üzeri yok muydu? Hayır, sadece altı buradaymış. Şimdi de simli bir şort. Piti kareli mavi bir etek buldum. Arkadaşlar iki renkli ve renkler pearl. Ve çizmelerin tabanı simli. Bakalım buradan ne çıkacak. Ve kamuflaj desenli bir şapka buldum. Bu şapkanın benzeriyle daha önce karşılaştığımı hatırlıyorum arkadaşlar. Bir Lissus'un içinden çıkmıştı, hatırladınız mı? İki kombin daha buldum. Biri elbise, biri tulum. Biraz önce bulmuş olduğum kamuflaj desenli şapkanın sanırım elbisesi de buymuş. Ya da neler. Bir şapka daha. Biraz önce eteğini bulduğum piti kareli, pembe. Üzerinde Mew, yani kedi yazan Pets'in kedi çıkacağını buradan anlıyoruz arkadaşlar. Pembe piti kareli bir bluz, mavi simli bir şapka buldum. Böylelikle ilk katmanımı tamamladım. Sıra geldi ikinci katmana. Kameramı şarjı bitti arkadaşlar. Size içerideki ortamı göstermek istiyorum. Ne oldu? Ne oldu? Evet, herkes ders çalışıyor, meyve yiyor. Oo, keyifsiz de. Ben de oyuncak açıyorum. Kapsüllerin içinden 4 farklı Lolo kombini çıktı. Bakalım minik wraps kapsüllerin içinde neler varmış. Lensin arkasında ne yazıyor? Cevaplarınızı heyecanla bekliyorum. Evet, hepimizin anladığı üzere minik wrapslerin içinde saçlarımız var. Onları görmek, dokunmak için çok heyecanlıyım. Turkuaz wrapsin içinden ne çıkacak? En sevdiğim saç rengi olan sarı saç. Çok değişik bir şekilde kapsüle sabitlenmiş. Nasıl çıkartacağımı bilemiyordum. Bunların hepsi birer bebek standı sanırım. Hemen glitter diva üzerine deneyelim. Ama bakın ayakta duramıyordu. Peruğun bozulmaması için içine yuvarlak bir kalıp koymuşlar. 3 tane at kuyruğuymuş arkadaşlar. Çok değişik değil mi? Diğerlerini de çok merak ettim. Hızlıca açalım. Pembe kapsülümle devam ediyorum. Hadi tahmin edin. Uzun saç mı, kısa saç mı? Kıvırcık mı, düz mü? Wow! Arkadaşlar, unicorn renklerine sahip düz, kıvırcık olmayan ve kahküllü bir peruk çıktı karşımıza. Bu peruğu görünce aklıma Harley Quinn geldi. Ya da Melanie Martinez. Ne dersiniz, en çok hangisine benzettiniz? Mavi, pembe ve mor renklerde harikaymış arkadaşlar. Üçüncü wraps olarak fuşayı açıyorum. Arkadaşlar, fuşya kapsülümün üzeri parlıyor. Hani düz durabilecek olan tarafını sabunluk olarak kullanabilirim. Ne dersiniz? Evet, fuşya renkli wraps'imi açtım. Wow! Arkadaşlar yine iki renkli, kıvırcık ve kahküllü. Çok güzeller, kıvırcık kıvırcık. Tam 6 tane saçımız olacakmış. Yani sadece Bigger Surprise'in içinden çıkacak olan bebeklerim değil. Geride kalan diğer bebeklerim de faydalanacak. Evet, kombin çalışanımızı artık saçlar da uygulayacağız. LOL bebeklerimin tarzı değişecek. Turkuaz wraps'e devam ediyorum. Bakalım bu kapsülün içinden hangi saç çıkacak? Arkadaşlar, en sevdiğim renklerden de bilirsiniz mor. Mor renginin insana huzur ve rahatlık verdiği söylenir. Bu rengi de harika bir saç modeli yapmışlar. Şöyle ön taraftan iki tutam saç bırakmak çok eski moda. Fakat tepeden iki topuz ise son moda arkadaşlar. Devam edelim, son iki peruğum kaldı. Çok heyecanlıyım. Wow! Arkadaşlar, benim saçım da şu anda aynı modelde. Kahküllerim yok. Yine soluk, pastel renkler tercih edilmiş. İstersek boyayabiliriz arkadaşlar. Ne dersiniz? Siyah modelli saç kesimine bayıldım. Sizce bu model en çok hangi bebeğime yakışır? Kimde deneyelim arkadaşlar? Peki, ta geçen yıl benim yapmış olduğum peruk videosunu izlediniz mi arkadaşlar? LOL bebeklerim için Melanie Martinez peruğu yapmıştım. Çok da güzel olmuştu. Bunu görünce aklıma geldi. Ve geriye açılmayı bekleyen son bir wraps'im kaldı. Onu da açalım. Çok merak ediyorum. Arkadaşlar, bu da kütmüş. Önden perçeme almış, yan tarafta minik bir lastikle tutturmuş. Peruğumuz su yeşili renginde. Ama saçın ön tarafında bağladığımız yerde koyu yeşil balyaj var. Perukları taktığım zaman tarayacağım. Ve dengesiz kesimler var. Onları da düzelteceğim. Yani bu ne demek oluyor? Muhteşem, güzel, eğlenceli kuaför videolarımız da gelecek. Keseceğiz, boylarını uzatacağız ya da kısaltacağız. Renklerini değiştireceğiz. Bir alt katmana geçmeden önce perukları bebeklerimizin üzerine görelim mi? İşte gerçek saçlar bebeklerime böyle oldu arkadaşlarım. Çok şirin görünüyorlar değil mi? Sizce peruk hangi bebeğime daha çok yakıştı? Evet, tek tek gösteriyorum size arkadaşlarım. Canım arkadaşlarım. Evet, afyon mu? Oo, ne oldu, dayanamadım şekerim. Evet, şimdi videonun sorularından bir tanesi daha geliyor. Hazır mısınız? En beğendiğiniz peruk hangisi oldu demeyeceğim. En çok hangi bebeğime hangi peruk yakıştı? Ya da sizin en beğendiğiniz peruk hangisi oldu arkadaşlarım? Bu soru biraz zor oldu çünkü peruklar bebeklerimi o kadar değiştirdi ki isimlerini hatırlamıyor olabilirsiniz. Slipping Baby, seni tanıdık. Benim favorim işte bu bebek. Afyonlu olan Kix oldu.
Hepsinin ayrı bir tarzı var ama bence en güzeli o. Sizin de fikirlerinizi heyecanla bekliyorum. Evet, şimdi heyecanla beklediğimiz bebeklerimizi görmek için 3. katmana geçelim. 3. katmanda 2 tane abla, 1 tane minik kardeş ve 1 tane evcil hayvan açacağız. Evcil hayvanımızdan başlayarak çok merak ediyorum onun kedi olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Ama neye benziyormuş, nasılmış? Resimde görmüştük ama unuttum. Mesajımız. Ellerim titriyor. Nerede bizim lensimiz, nerede? Lörpetimizin içinden çıkan gizli mesajı hemen okuyalım. Hadi arkadaşlar çözümleyin. Bir tane hayalet var ve 2 tane arkadaş var. Ve onların gözleri de iyice açılmış arkadaşlar. Korkmuşlar sanki. Gizli mesajımızı gördük. Tam olarak çözümleyemesek de. Fermuar açarken düşünmeye devam edelim. Acaba mesaj ne diyordu? Lörpet yumurtamın renkleri çok güzel. 2 renkliymiş, turkuaz. Yarısı pembe. İnci gibi. Yumurtanın dışı alışık olduğumuz lörpet yumurtalarından daha farklı. Kabartmaları çok yoğun. Ve içinden evcil hayvanımıza yatak olacak kadar konforlu görünüyor. Petsimizin oyun kumu. İçinden bir sürpriz bekliyorum. Kafes diyebiliriz, taşıma çantası diyebiliriz. İşte onun sapı. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane sürpriz poşet. Hadi açalım. Wow, bu nedir arkadaşlar? Çok değişik. Pizza kutusuymuş ya bu. Acaba içinde yarım kalp şeklinde pizza. Acaba diğer yarısını biz mi yapacağız? Yoksa serinin diğer parçalarından mı çıkacak? Yarım kalp şeklindeki pizzayı içine yerleştiriyorum. Böylece bekletiyorum. Umarım kalbin yarısını bulabiliriz. Sanırım biraz sonra tanışacağımız ekip pizzayı çok seviyor. İşte tam da bu noktada ne hatırladım? Video ortasında kalp atalım. Ne zaman kalp görsem, bakın burada da kalp var. Evet, bütün kalbim sizindir arkadaşlarım. Lütfen bana yorumlarda kalp atmıyorsun diye kızmayın. Bazen gözden kaçabiliyor. İşte videoların içinde size peşin peşin kalbimi gönderiyorum. İkinci poşetimle devam ediyorum. Ne kadar güzel bir kıyafet. Lörpetsimizin kostümüymüş. Renk çok güzel. Ay, düğmeleri bile var. Bir diğer poşetim. Ve içinden simli bir kürek çıkıyor. Ve vay canına arkadaşlar, daha önce görmediğim güzellikte bir içecek kutusu. Biberon diyemiyorum, kutu şeklinde. Ve sanırım bu büyük poşetin içinde de evcil hayvanımız var. Wow, arkadaşlar çok farklı. Wow arkadaşlar, askermiş ya bizim kedimiz. Acaba neden böyle saçları? Ama böyle bir sanki şey, kel gibi duruyor arkadaşlarım. Sanki hani peruk buna da takılacakmış gibi. Zannetmiyorum. O peruklar bebeklerimiz için uygun. Sanırım bebeklerimizin bir tanesinin kıyafetiyle uyumluydu değil mi? Kamuflaj şapkalı bir kombinimiz vardı. Sanırım o bebeğimiz evcil hayvanımızın sahibesi olacak. Renk değiştirme özelliğini çok merak ediyorum. Acaba var mıdır bir değişiklik? Gözler mavi simli. Beyaz eyeliner çekilmiş. Alnında bir de damgası var. Saçlarını bolca simlemişler. Ellerim bile sim oldu. Kedimin kostümünü giydirmeden önce pabuçlarını bulacağım. Aa, kumumuzun rengi krem rengi. Ve kumumuz güneşte parlıyor. Kumumu kazıyorum. Pabuçlarımı gördüm. Pabuçlar dökülün bakalım. Evet, istersen bebeklerimde de kullanabileceğim tam 2 çift farklı renkte pabucum çıktı. Bunları kedime giydireceğim. Ama onun öncesinde şöyle bir kinetik kumla oynamak istiyorum. Çok güzelmiş arkadaşlar. Biraz katı gibiydi ama oynadıktan sonra yumuşadığını görüyorsunuz. İşte kedicim de böyle arkadaşlar. Kedimin ismi neymiş acaba? Biraz önce bulduğumuz broşürde isimleri yazmıyordu. İsimlerini biliyorsanız lütfen yazar mısınız arkadaşlarım? Özel üretim olduğu için katalogları da yok. Bir ismi mutlaka olmalı. Eğer ismi yoksa ismini biz mi koysak arkadaşlarım? Hadi bakalım biz şimdi ablaları görelim. Lise sıra açalım. Oturuyor mu? Ayakta mı? Emziği var mı? Şimdi anlarız. Kimsin sen? Yani tereyağıymış ve bir de çay fincanı. Yoksa keyfine düşkün bir lisistir mi desem? Buttercup. Görelim. Merakımızı giderelim. Yumurtalarımızın rengi 2 renkli. Konseptimiz böyleymiş demek ki. 3. fermuarımı da açtım. En çok merak ettiğim, beni en cezbeden aksesuarları çantaları. Sayalım. 1, 2 ve 5 poşetim var. Şu dakikaya kadar kaç poşet açtım? Önce çantayı açıvermişim arkadaşlarım. Şöyle çantama doğru yaklaşırım. Ve size bakın ne göstereceğim. Yine kalp. Bütün kalbim sizindir arkadaşlarım. Şöyle çantamızın sağına soluna dikkatlice bakalım. Kimi gördünüz? Ama buradaki kalbi çok net görüyoruz değil mi? Çantamız çok şıkmış. Özel tasarım. Ben başka poşeti devam edelim. Ve evet, duvara tosladığım an emzik tutacağı. Wow. Oo, arkadaşlar bakın ne buldum. Evet, kalbin yarısını bulduk. Sizi pizza severler sizi. Demek kaybettiniz pizzanın yarısını. İşte buldum. Afiyet olsun. Ay, çok canım çekti arkadaşlar. Aranızda pizza sevmeyen var mı? Devam edelim. Wow arkadaşlar, bu nedir? Bu bir raket mi? Yoksa bu da benim lörbeklerimin lensi mi? Pati işareti var. Raketim de simliymiş. Şöyle yapalım mı? İstersek lens olarak da kullanabiliriz. Evet, dedektiflik oyunlarında lens olarak kullanırsınız. Sportman kızım nerede benim kiksim? Hemşerim. Memleket nereye? Hadi bakalım vur topa. Bakalım. Ay arkadaşlar, gördüm. Esmer bir bebekmiş. Kafası hareketli.
gözleri simli, kahverengi saçlı, pembe bezli, renk değişim özelliğini çok merak ettiğim bir bebek. Bu Leicester'ın renk değişim özelliği var. Bakalım ayakta durabiliyor musun? Duruyor. Ya sen ne kadar yetenekliymişsin. Onu hemen çantasının içine atalım. Ablaları birlikte açalım. Gelin bakalım kızlar. Önce hanginiz? Ice Spice serisine ait diğer yumurtalarla karşılaştırdığım zaman hiçbir fark yok. Dış katman renkleri de aynı. Abla rollerinden ilkini görmek için fermuarımı açıyorum. Mesajımı çok merak ediyorum. Gizli mesaj çözmekte bana yardımcı olun. Aşağı ok ve bir kaya mıdır taş mıdır arkadaşlarım? Under Rock yazıyor arkadaşlarım. Yani sert karakterli bir bebek mi gelecekmiş? Eyvah! Bebeğimize bir adım daha yaklaşmak için bir fermuar daha açalım. Hadi bir fermuar daha. Wow! Arkadaşlar, kamera açmayalı uzun zaman olmuştu. Bu kameralara ilk serilerde rastlıyorduk. Bir fermuar daha. Ve son fermuardayız. Bebeğime kavuşmak için bu fermuarda açıyorum. Evet, bir pizza dilimi. Hatırlarsanız böyle bebeklerle ilk tanıştığım zamanlar bu pizza dilimlerinin altındaki poşetleri hep unuturdum. Hatta bir seferinde çöpe atmıştım. Yorumlarınızı da yazmıştınız. Gidip çöpten tekrar çıkarmıştım arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki ben bu işi yapıyorum. İyi ki sizlerle tanışmışım. İyi ki varsınız arkadaşlarım. Birinci poşetimi buldum. Kameramdaki diğer poşetleri de çıkartıyorum. Ve sizden bir ricam arkadaşlarım. Lütfen videolarımı sonuna kadar izleyin. Yumurtamın dışından 3 poşet buldum. Diğer poşetleri de çıkartalım. Toplam 5 sürpriz poşetim var. Biberondan başlayalım. Çok değişik arkadaşlar, altın kapaklı, Beşiktaşlı bir biberon. Biberonun belindeki kemerde pembe simli. Devam edelim. Bakalım burada ne varmış. Pabuçlar. Çok değişik, güzel pabuçlar. Pembe simli pomponlu lör bebeklerin en sevdiğim ayakkabılarından. Ve bu ayakkabılarla ilk tanışmam Sleeping Baby ile oldu. Bu modeldeki pabuçları ilk onda görmüştüm. Rengi sarıydı. Fuşya renginde bir gözlük. Bebeklerin bu aksesuar ve kıyafetlerle, muhteşem güzel kombinlerle tarzlarına tarz katacaklar. Bakalım şimdi. Arkadaşlar bu nedir? İçinde pijaması, üzerinde sabahlığı var. Evet arkadaşlar, çok kokoştur benim bebeklerim. Şimdi bebeğimizi görelim. Arkadaşlar bu nedir yahu? Bebeğimizin yüzünü gördük. Ya çok şeker değil mi? Bebeğimin dudağı uçuklamış arkadaşlar. Krem süreyim oraya. Bebeğimin saçları oldukça yoğun bir şekilde simli. Aslında bu görünen beyaz şey onun bonesi de diyebiliriz değil mi arkadaşlar? Çünkü onun kafasında peruk takacağız. Bakın ellediğim zaman bile belli oluyor. Muhteşem güzel renk değişimine uğrayacak. Ve gözleri mavi. Galiba benim petsimin sahibi o. Evet, evcil hayvanıyla çok uyumlu görünüyorlar. İşte böyle şeker mi şeker bir şey oldum ben. Terlikleri, sabahlığı ve içindeki pijamasıyla çok şirin görünüyor. Geriye bir tane lol bebek. Onu da açalım. Aynı mesaj arkadaşlar. Hangi bebek çıkacak? Çok heyecanlı. Yumurtamız yine iki renkli. Ve son fermuar. Onu da açtım. Kamera içindeki sürpriz poşetlerimi de çıkartıyorum. Wow! Arkadaşlar, canlarım canım arkadaşlarım. Bu nasıl kokoş bir sabahlıkmış böyle. Yakaları, kemeri ve kolları simli. Ve sanırım bu kıyafet renk değiştiriyor arkadaşlar. Ne dersiniz? Devam edelim. Bu bebeğimin de tavşan şeklinde pandufları var. Çok şirinler. Bu kadar güzel olabilir mi? Altın kemerli, inci üzerine siyah puantiyeli muhteşem güzel bir biberon. Bir diğer poşetim. İçinden gözlük çıkıyor. Tulumun üzerine bu gözlüğü takabilir. Pitikareli takımın üzerine de olabilir. Ve esmermiş bebeğimiz. Bebeğimin eldivenleri var. Kahverengi saçlı. Mayosu çok güzel. Abla kardeşlermiş. İşte ben de böyle şirin bir şeyim. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım nasıl güzeller değil mi? Dev çantamızın içinde açılmaya bekleyen daha bir sürü poşet var. İşte böyleymiş kızlar. Bebeklerimin ev kombinleri mi güzel? Gezmelik, sokaklık kıyafetleri mi güzel? Çok merak ediyorum. Bu poşetin içinde ne olabilir arkadaşlarım? Saç dediler, saç çıktı. Kombinler çıktı. Bunlar da neymiş acaba? Wow! Arkadaşlar, jelly layer. Underwraps'ın içinden çıkan jellere benziyor. Heyecanım geçmedi. Hala çok heyecanlıyım arkadaşlar. Çünkü sürprizler bitmek bilmiyordu. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Orada mısınız? Haydi bir like atın. Arkadaşlar bu nedir yahu? Gladyatör başlığı gibi. Şöyle bir dizelim bakalım. Bunu acaba punk boy'a mı giydirsem? Hadi o zaman bunlarla ilgili fikirleriniz, yorumlarınız, eleştirileriniz aşağıya yazın. İçlerinde birer de poşet varmış. Bebeğimden bir tanesi gelsin. Evet. Gece yatarken bir güdülerini takıyor. Sabah uyandığında saçları bukle bukle olsun diye. Çok yakıştı sana. Salatalık maskesi. Wow arkadaşlar. Kumaşmış arkadaşlar, bunlar plastik değil. Bir süre yüzünde kalacak. Yatmadan önce yıkayalım. Bu modeli de diğer bebeğime takıyorum. Biraz büyük geldi.
Arkadaşlar saç modellerimi burada bırakıyorum. İçindeki maskelerle birlikte başka videoda inceleyeceğim. Şu an için çok merak ettiğim başka bir şey var. Önce bebeklerimizin renk değişimi özelliğini keşfedelim. Bunları bir sonraki videoda incelemek için tekrar yerine atalım. Bakalım içlerinde neler varmış. Punk boyunun kafasında bu perik olacak mıymış? İlerleyen videolarda göreceğiz. İlk bulduğum kombinlerimi de dev çantanın içine atıyorum. Bebeğimin başlığını çıkartıyorum. Maskesini de çıkartıyorum. Bakalım nasıl renk değiştiriyormuşsun? Ve pijamalarında bir renk değişikliği yok. Zaten böyleydin. Zaman sıcak suda görelim. Lacivert olan mayosu hem beyaz oldu. Onu da önce kıyafetiyle sokuyorum. Kıyafetinin renk değiştirme özelliği yokmuş. Bir de sıcak suda görelim mi? Yokmuş. Soğuk suda da pembe beyaz mayomuz. Ilık suda da. Neyse bebeğimiz yıkanmış oldu. Şimdi sırada lisesirim var. Hadi bakalım. Sen de atla cumburlop. İkiye ayrılmış kalp var. Hayır hayır göğsünde de var arkadaşlar. Ama şekli nedir anlayamadım. Ve son keşfimiz. Lol Petsimiz. Hiçbir şey olmadı. Kedimizin renk değişimi özelliği yokmuş arkadaşlar. Ağzından su çıkartıyor. Acaba işiyor mu? Hayır, çiş de yapmıyor. Özel keşfinde yaptığımıza göre artık veda zamanı arkadaşlar. Videonun devamını merak ediyorsanız lütfen kanalımdan ayrılmayın. Ve hala abone değilseniz abone olun. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşça kalın.